Merhaba değerli arkadaşlar. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Sahura doğru giden bir yol Türkiye'de. Hayırlı sahurlar olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Özel gündem yayını. Gün geçmiyor ki Türkiye'deki rezaletler olmasın. Tabii alışkanlık olduğu insanlar için bu kadar büyük rezalet üst üste gelince toplum kanıksadı mı bilmiyorum. Yani o kadar zor şeyler ki ne mesela belirli maaşlarla geçici süreler Türkiye'nin yönetimini elinde bulunduranlar yani halkın parasından maaş alanlar sadece maaş almıyormuş. Bunu gördük. Halkın olan, milletin olan bütün kaynaklara kendi malı gözüyle bakıyormuş. Bir de bunları yapanların ağzından sıklıkla Allah kelimesi yani mal mülk Allah'ın bize emaneti gibi bakıyor. Asıl Allah'ın emaneti olan yani bunun zekatıyla, yardımıyla birçok farklı şeyle ki hepsini tükettiler biliyorsunuz Türkiye'de. Nasıl kazandıkları belli olmayan paralarla da zekat verdiklerini düşünüyorlar. Bir taraftan hırsızlık yapıp kendilerine hak gördüğü paralardan zekat veriyorlar. Onun tabii Allah karşılığını verir inşallah. Ama her şeyle helalinden kazanıp imkanlarıyla bunu yapmaya çalışanları da yok ediyorlar. Hemen bir yafta bir terör yakıştırması yapıyorlar. Aslında bunları söyleyenler terörist. Dinsiz bence. Yani dini kullanıyor gibi gözüküp onu siyasetine alet ediyor bence. Hemen bir isimle girmek doğru olmaz. Kendi mal beyanını açıklayan Turgut Altınok en son yani yüzlercesini açıkladı. 600 daire daha mı çıktı? Kim bilir açıklamadıkları, başkasının üzerine yaptıkları neler var. Ama bundan daha vahimi bu aday gösterilen biri ve onu oraya aday gösterip birilerinin karşısına koyan iradenin başındaki ki biliyorsunuz adaylar hiçbir anlam ifade etmiyor. Cumhurbaşkanı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı adaylar nispetinde herkese yetecek kadar bütün devlet imkanlarını kullanarak çalışıyor. Kitleler de buna çok duyarsız kalıyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın malınıza sahip çıkın açıklaması. Hangi bilinçaltının dışa vurumu diye çok insan sorabilir ama bugüne kadarki yaşananlara bakınca insan gerçekten üzülüyor. Ne büyük hatalara düşmüşüz, ne büyük yanılgılara düşmüşüz. Hoş millete hizmet için girdiğiniz bir yerde kişilerin yaptığı hırsızlık, yolsuzluk, pislik eğer siz bulaşmamışsanız sizi ilgilendirmez. Onun vereceği hesap hukuka olmalı. Hangi hukuka, hangi adalete ele geçirdikleri. Bunu niye söylüyorum? 17-25 Aralık gün gibi aşikar muhalefet partisinin grup toplantılarında veya avukatlarının bütün araştırmaları sonucu ki videoları var. Kayıtların doğru olduğuna, paraların sıfırlandığına. Bu sadece bir bölümü herhalde ki Turgut Altınoluk'tan sonra onları düşünemiyoruz. Yani yüzlerce milyar dolarlık Merkez Bankası'nın paraları da kayboldu. Türkiye her geçen gün vergiler, zamlar, halkın sırtına binen bir yük vesilesiyle bir yere varmaya çalışan ki o yere böyle gidilirse varamayacak olan bir ülke konumunda. Bundan en çok da mutlu olan yıllarca savaşlarla, şehit kanlarıyla suladığımız toprakları ele geçirmek isteyen o dış güç dedikleri insanların veya ülkelerin böylesine sıkışmış insanların işleri bitene kadar görevde kalmasını istemeleriyle doğru orantılı oluyor. Daha doğrusu bir beka sorunu oluyor. Yani bunların nefsine yenik düştüğü, çok zengin olurlarsa iktidarda kalabileceklerini, bizim gibi insanlar kazansın, işte biz en azından falan duygularıyla hareket eden, siyasette yeri olmayan bu duygularla hareket ettiği gerçeğini gözümüzün önüne seriyor. Onlar da onların bu zihin yapılarındaki kodları iyi çözdükleri için onlara bu dünyalık şeyleri yapmalarına, hukuku katletmelerine müsaade ediyorlar. Dünyadan kararlar yavaş yavaş çıkmaya başladı ahimden ama müsaade ediyorlar ve o ülkedeki hesapları doğrultusunda Orta Doğu'dan göçleri engelleyip bunu Türkiye'de böyle bir tampon bölge gibi
belki de demografik yapı değişimi için kullanarak çok cüzi paralarla, günü kurtaracak paralarla Türkiye'yi idare etmeye çalışıyorlar. Çok sevdiklerinden değil, aynı karaya girmemeye çalışıyorlar dikkat ederseniz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla veya o aktörlerle. Belli başlı coğrafyalarda da temizlendikten sonraki bir FETÖ yalanıyla temizlediler her yeri. Sağdan soldan insanlar vardı, hiç alakasız insanlar, ki benim ailem öyledir. Bir sürü sıkıntı yaşadık. Bunun gibi binlercesi, milyonlarcası bundan muzdarip. Temizlediler ve ülkesini seven insanların temizlenmesi, o ülkede hesabı olanların o yönetimi başkanlık sistemiyle nasıl kullandığını göstermesi açısından çok önemli. Dünyalık nimetlerini de kullanamayacak duruma geldiler. Çok zengin olmaları ancak siyasetlerini ve erklerini güçlü kılabilmek adına fayda sağladığını gördüler. Ama geri adım atamıyorlar. Hem de ortaklarıyla. Hani dine hiç sıcak bakmayan ama menfaatler nispetinde anlaşma yapıp yargıyı birçok yeri ele geçiren diğer faşist ortaklarıyla beraber. Ramazan ayında bunları söylüyoruz. Ülkesini sevenlerin artık geriye dönemeyecek kadar büyük bir korku imparatorluğunun içerisinde ses çıkaramayan, takip edemeyen, seyredemeyen insanlar da var maalesef. Çok üzülüyorum. Tabii biz genelde Müslümanlar farz namazlarından sonra, yani selamı verdikten sonra okurlar. Yani mülkün Allah'a ait olduğunu beyan eden La ilahe illallahü vehdehu la şerike leh diye başlayan, yani mülkün Allah işte birdir, mülk ona aittir duygusuyla. İşte bu söylemler ezbercilikle kokarsa, yani gırtlağınızdan aşağı geçmezse ve bunu önce yakınlarınızla Allah'ın emrettiği üzere, ondan sonra da ihtiyacı olanlarla zekat nispetinde paylaşma noktasında aslında çok güzel bir sosyal ilke bizim önümüze sunulmuş. Yani devletlerin aslına bakarsanız genel politikalarının, genel demokratik teamüller içerisinde yönetilen devletlerin bu anlayışla olduğunu görürsünüz. Neden? Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşamış, dünyanın çeşitli coğrafyalarına göçmüş insanlar, o devletlerdeki demokrasi anlayışlarına, insan hakları anlayışlarına teslim olmuşlar. Ve ne olmuş? Onlara güzel yerler verilmiş. Böyle arkadaşlarım var. Sakarya'dan, İstanbul'dan yurt dışına göçmüş arkadaşlarım var. Ve şimdi öyle inanılmaz yerlere geldi ki bunlar. Keşke bir gün onlar böyle filmler halinde anlatılabilse. Yani çok önemli yerlerdeyken, çok ciddi paraları varken sıfıra düşmüş insanların, ki beni de bunlardan biri olarak sayabilirsiniz. Benim belki ticari zekam yok, ben beceremiyorum o işleri, ama bu arkadaşlar liyakatli, önemli arkadaşlar. O ülkelere teslim olduklarında yatacak kalacak yerlerine kadar, işte maaşlarına kadar, sosyal yardımlarına kadar, o sosyal devlet anlayışının, şimdi Türkiye'de de var dediğiniz şey, siyaseten satın alma. Halkı mecbur bırakma, zor durumda bırakma ve o zor durumda bırakıp hazıra alıştırma, üretmeme, bla 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 diyebilirsiniz. Ama dünyada böyle değil. Önce adam sana lisanının az çok kendini anlatabileceğin şekilde öğrenmeni istiyor. Varsa yapabileceğin bir meslek noktasında sana katkı sağlıyor, sosyal yardım veriyor. Çocuklarının okuluyla ilgili seninle ilgileniyor, çocuklarını okula alıyor. Şimdi hal böyle olunca kendinden emin olan bir insan, eğer bunun arkasında başka bir plan varsa buna gitmez. Bu sosyal ilkeden, insanın hakkı olan bu ilkeden hareketle tutunuyor ve büyük bir mücadeleyle, daha sonra da zekasıyla ve liyakatıyla önemli işler yapmaya başlıyor. Zaman, aktif sabırla bir şey yapmanın gereğidir bu. Türkiye nereye geldi sorusunun cevabı çok açık. Her mesajdan, her şikayetten, en yakınlarımızdan en uzağına kadar çok kişiyle konuşuyoruz. Türkiye'nin hali ortada. Tabii ki zenginler, sırça köşklerinde oturanlar, devletin kurumlarında binlerce korumayla gezenler, ona buna işte haykırıp, ona höykürüp diyelim, ey Almanya, ey ABD diyerek onların bütün ürünlerini kullanıp zenginlikte nirvana'ya ulaşmış insanlar ve nasıl çaldıkları gün gibi ortaya çıkmasına rağmen buna müsaade eden kitleler, inananlardan bahsedelim, inanıyorlarsa. Bunları görüp biz gidersek, bizden sonrası tufan duygusuyla bunu yapıyorlar. İnanıyorum, görüyorlar bunları. Ama bal tutan parmağını yalar misali, hepsi bir suça bulaştığı için
bu beraber götürdükleri, beraber çaldıkları, onlara ortak oldukları için yarınlarda hukukun dönmesi karşılığında normal bir şekilde suçlu ve hukuk karşısında suçlu olacakları için geri dönüş yapamıyorlar. Çok kişiden ben bu sistemi alıyorum. Dolaylı yoldan alıyorum. Direkt söylemiyor ama nasıl kazandığını tahmin edemeyeceğim insanlar bunlar. Yani sana gelip bir şey teklif ediyor, işte geleyim orada iş yapalım, burada bir şey kalmadı diyor böyle falan. Diyorum ki yo yani gerek yok. Yani geleceksen burada kendin yapabilirsin ama ben böyle iş yapmam diye üzerinden geçirdiğim böyle arkadaşlarım var. Güvendiğim insanlardan, emin olduğum insanlardan böyle bir şey yapabilir miyim? Böyle bir destek ister miyim? Olabilir, isterim. Bir daha ona geri ödemek kaydıyla veya beraber ikimizin de yapabileceği bir işse orada ona destek olmaya çalışırım. Şimdi Türkiye'de birçok arkadaşım var. Korkuyla telefonlarıma çıkmayan, konuşmayan, konuştuğu zaman sıkıntı olacağını düşünen birçok arkadaşım var. Suça da bulaşmamışlar bunlar. Bu rejimden istifade etmeyen sessiz sedasız kıyıda köşede kalanlar. Ben işimi yapıyorum diyorlar. Mesleğimi yapıyorum. Futbolun içerisinde var. İş dünyasının içerisinde var. Onlara da seslenmek isterim. İşinizi yapmıyorsunuz. Bir şeye müsaade ediyorsunuz. Veyahut da zamanında konuşmadınız. Artık konuşmanın çok geç olduğu bir dönemde ara ara arayıp hal hatır sorup ya sen haklısın Hakan ama işte buradaki ekmeği de maalesef Firavun veriyor diyorlar. Tabiri caizse. Böyle söylemiyorlar ama benim geçmişten, tarihten anladığım bu. Bir şekilde bu çaresizliği gözlerinde görüyorum. Kelimelerinde, bana söylediklerinde duyuyorum, işitiyorum ve çok üzülüyorum. Tarihte böyle mi olmuştur? Bu kadar teknolojinin üst düzeyde olduğu bir ortamda artık yapay zekaların daha da ötesine gidileceğinin müjdelendiği dönemlerde insanların buna kayıtsız kalıyor olmasının bu dünya adına belki onlara çok büyük menfaatler sağladığı gerçeği sağlıyor. Ama inandığını düşündüğünüz insanların sadece namaz kılarak, sadece bir şeyler okuyarak inanıyorum ne yapayım elimden de bir şey gelmiyor diyerek bir şey yapmasının zamanı geçti. Birçok seçim oldu. Çok defa da anlattık bunu. Bir insanın bu kadar mal mülk yani nasıl kazandığını tahmin edemeyeceğiniz malka mülke kavuşmasının başka izahı olamaz yani. Zaten ülkenin cumhurbaşkanı bunu yaklaşık 30 sene önceki bir şeyinde söylüyor. Eğer işte ben şey yaparsam yüzüğünü gösteriyor falan. Bilmem ne. Şimdiki durumuna baktığınızda en tepeden bunu anlıyorsunuz. Zaten en tepeler böyle olunca kraldan çok kralcılar bundan pay çıkarır. Bunu dinen ki dini temsil ettiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Allah bilir. Bu insanların onun peşinden kraldan çok kralcı duygusuyla daha fazla zulmetmeye itiyor. İşkenceye itiyor. Onun yolunda gidiyor. Bu haklıdır diyor. İşte güçlü haklı olmaz arkadaşlar. Haklı güçlü olur. Onun için de ne yaparlarsa yapsınlar, herkes bu kadar büyük fedakarlıklarla bir şeye savunmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Yani siz hakkın yani Allah'ın bir tanımıdır aynı zamanda. Hakkın güçlü olduğunu söyleyip, o her şeyi görüyor deyip, onun belli bir müddet sonra buna müdahale etmeyeceğini hani diyoruz ya imhal eder, ihmal etmez. İnanmamak diye bir şey olabilir mi? Tarih, kitap, okuduğunuz kitaplar sizlere bunları söylüyor. Kavimler, gördükleriniz. Aslında büyük bir göçük altındalar. İşin içinden çıkamıyorlar. Bir tarafları haklı, zulüm ettikleri insanlar, diğer tarafları bu rejimi inşa edebilmek için, %50 artı bire geçebilmek için kendileri gibi düşünmeyen insanlar. Bir başka suçlara bulaşmış insanlar, iki hatta çoklu suça bulaşmış insanların yönettiği bir rejimden bereket bekleyen, güzellikler bekleyen kitleler yığını. Geri dönemeyen, ya haklısın da artık geç kaldık falan diyen. Ne bileyim, ya belki de o sarhoşlukta göremeyen ne var canım işte biz de namaz kılıyoruz falan deyip hareket eden. Birçok farklı şey sayabilirsiniz. Ben bakıyorum bana küfür eden, hakaret eden insanların Allah'la münasebetinin olduğu iddia edilen mesela sahte hesaplar var. Onların rejimin şimdiki ortaklarının o rejimden, bu güçten neler devşirdiklerini bildikleri için sizlere devamlı bunları yapma gayretinde olduklarını görüyorum.
Hani o inanan kesimden değil. Yani Allah diyen, peygamber diyen bir insan iftira atmaz. Atmamalı. Neleri kaybettiklerinin de farkında değiller atanlar. Cahil kitleler. Onları uyandırmak değil amacım. Ben kimim ki yani? Aciz ne bilirim ki dinle ilgili yani? Ben bir din adamı değilim. Ama hasbelkader okuyorum, bakıyorum, kendime bir yere koymaya çalışıyorum. Kendi hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Ahlaklı kalmaya çalışıyorum. Dindar değil. Hiçbir zaman da olmadım dindar. Böyle göstermiş olabilirler. Ahlaklı kalırsanız, hani kimseye bunu gözünün içine sokarak yapmanıza gerek yok ki. Allah'la münasebetiniz nispetinde böyle olması lazım. Ama siyasetin dili öyle değil. O dillere pelesenk olmuş, işte inancı kelimeler olabilir, bunları kullananlar olabilir. Hep söylüyoruz, gülerek de söylüyoruz. Sırrı Süreyya Önder. AKP sıralarına dönüp diyor yani, müjde size diyor, Allah diyor dualarınızı kabul etti diyor. Herkes böyle bir şaşkın şaşkın bakıyor. Sosyal medyada var bakarsınız. Hani her söze Allah bizi utandırmasın diye başlıyorsunuz. Ve Allah duanızı kabul etti. Ne yaparsanız yapın, ahlaksızlık anlamında utanmıyorsunuz diyor. Hakikaten utanmıyorlar yani. Çok ilginç. Çok büyük bir kayıp. Hiç inanmayan, dinle hiç alakası olmayan ama tertemiz, pırıl pırıl başka partilere gönül vermiş, başka takımlara gönül vermiş insanlar var. İnanın bana, yani bir zerre bir adım attıklarında bunların fersah fersah ötesine geçecekler. Ne kadar güzel bir din, değil mi? Hele böylesine, hani ahir zaman mı deniyor, ne deniyor? Böylesine dönemlerde kazanma kuşağı işte falan deniyor. Öyle söyleniyor. Böyle bir dönemde dini bunlar üzerinden değerlendirdiklerinde dine bakış açılarını düşünün. Bir de oraya verdikleri zararı düşünün. Hani biz az seyrediliyoruz. Önemli değil yani. Çok fazla da öyle bir derdim yok. Hayat derdim var, yaşama derdim var, çocuklarım var, geçim derdim var. Bunlarla uğraşıyorum. Hep böyle oldum ki ben çocukluğumdan beri. Bundan da hiç gocunmadım. Çok da güzel bir şey. Bizim halkımızın çok büyük bir bölümü de böyle zaten. Ama hazıra alıştırılmış, işte çalışmadan 3-5 kuruş hulufelerle din satan insanların gölgesi altında hayat sürmeye alıştırıldıkları gün gibi aşikar. Neyle? Televizyonlarla. Korkutarak adaletle. Korkutarak polisle. Korkutarak artık o raddeye geldi mafyayla. Kendilerini böyle güçlü zannediyorlar. Ya böyle güçlü olunur mu? Haklı mısınız sorusuna cevapları haklıyız diyemiyorlar. Terörist diyor hemen sana. Hain diyor. Cevabı yok yani söylediklerine. Ya öyle değil falan. İşte bir arkadaşımın cevabını daha önce anlatmıştım. Neydi oranın ismi? Ankara'da yine bunların beşli çetelerinden birinin inşaatının sahibi böyle. Soyadı da Erdoğan. Rizeli bir arkadaş. Fatih'ti sanırım çocuğun ismi. Galiba öyle. Onunla bir gün konuşuyoruz. 17-25 Aralık tapelerinin çıktığı zamanlar. Bağımsız milletvekiliyim. Bununla böyle bir münasebetimiz var. O dönemlerde bir yerde oturduk. Diyorum ki ya arkadaş diyorum yani. İşte böyle böyle bak nasıl yani bu paralar açıklanabilir mi? Adam çünkü o da öyle olduğu için alışmış yani. Nasıl kazandığını öyle anlıyorsun. Savunmaya geçiş biçiminden anlıyorsun. Ya onlar işte Brunei Sultanı'nın parası, ona çok, reise çok güvendiği için o parayı ona verdi. Ondan sonra işte o paralar oradan çıkıyordu falan. Biz kendi aramızda bunu biliriz. Bizim işte toplumumuz bunu bilir. İşte insanlar başka bir şey yapmaya çalışıyor. Dedim yani gerçekten ciddi misin dedim Fatih. Evet Fatih. Şimdi hatırladım. Fatih Erdoğan. Zenginlikte sınır tanımayan. Nasıl olduğunu tabii anlatmak çok zor tabii. İşte bu altı noktaları şimdi görüyorsunuz. Böyle bir tabloda haklı olmaya çalışmak. Hiçbir şeyiniz yokken, hiçbir şeye bulaşmamışken Allah'tan istemenin veya haklı olmanın güzellikleri varken. Ama onlar da Allah diyor, peygamber diyor. İşte peygamber demiyorlar, görmedim de. Çünkü bir rehber yok. Rehber olmayınca da işte kılavuzu karga olanın derler ya. Rehberin bir yaşam biçimini benimsemeden bunu yapamazlar yani. Hani Allah'a ulaşmanın veya Allah'la irtibat kurmanın belli başlı yolları var. Direkt kuramazsın yani.
görmediğin bir şey. İnanç gereği söylüyorum bunu. Bir peygamber yaşamına bakarsın, sahabe yaşamına bakarsın. İşte okuduğun Kur'an'da veya okuduğun şeylerde oradaki hal ve tavırlara bakarsın, hatalara, yanlışlara bakarsın. Peygamberler için söylemiyorum tabii. Ve ona göre kendine kıyısından, köşesinden, eteklerinden bir yol çizersin. Bu yolun adı da ahlaktır. Peygamber ahlağı, sahabe ahlağı, gözlerinin önünde büyük servetler varken, işte büyük nimetler varken servetini o düşünce uğruna feda etmiş Hazreti Hatice validini görürsün, Ayşe validini görürsün. Kadınlar nispetinde böyle düşünürsün. Ne kadar fedakar, ne kadar. Ben mesela eşimde bunu görüyorum yani. Vakfediş biçimini, aşka, yuvaya, mutluluğa veyahut da değerlere bakış açısını. Bu benim kendi bakış açım. Ben böyle görüyorum. Dünya böyle yaşadığınızda güzel. Evet, sıkıntılar yaşamıyor mu? Ya sen neler yaşadın, neler yapıyorsun? Bırak vazgeç bu işten de her şeyine kavuş. Ya benim her şeyimi, bana o her şeyimi geri vereceğini söylediğin insanlar vermedi ki. Ben çalıştım alın terimle. Allah'tan istedim. Çalışmadan da istemenin bir manası yok ki. Onun için bu döneme de bakarken aktif sabırla çalışıp Allah'tan istemek o bunları yapan, zulmeden insanların çok büyük sıkıntılar yaşayacağı dönemlere de inşallah hep beraber görürüz. Ömrümüz yeterse görürüz. İnşallah en yakın zamanda görürüz. Halkımız onu destekleyenler dair bir feraha kavuşsun. İnanın bana, öyle zorluk içerisindeler ki bizden daha zor durumdalar. Çok güçlüler, çok paraları var ama çaresizler. İşin içinden çıkamıyorlar. Partner bulamıyorlar. Buldukları partner diğer suçlular. Diğer suçlularda da olunca hukuk istemezler. Onun için ahim kararlarını takmazlar. Onun için işte Rusya'ya dönerler, başka yerlere dönerler. Ama Washington koridorlarında veya işte dünyanın belli başlı o güçlü ülkelerinin koridorlarında onların istekleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini veya imkanlarını kullanırlar. Mecburlar. Buralara yanaşabilmek, onlarla beraber olabilmek, bu rejimin devamını sağlayabilmek için mecburlar. Bağımsızlık mı dediniz? İnşallah olur. Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde çok var. Okuyun. Onun dışında hakikaten çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ülkem adına. İnşallah düzelir. Düzelecek de. Çok büyük bir toslama nasıl olacak bilmiyoruz. Allah bilir yani. Yani daha nasıl toslanır bilmiyoruz ama inşallah öyle suluhetle hani Allah feraha felaha kavuştursun diyor ya dua ederken de onu diyorsunuz. Toplumumuzu, hepimizi, herkesi burada seyreden seyretmeyen, bundan sonra seyredecek olan herkes. Genel gündem malınıza sahip çıkın dedi Cumhurbaşkanı. Nasıl baktığını gösterdiniz. Bunu biraz ironik anlamda da düşünebilirsiniz. Hani bazı şeyleri anlamayana mal derler ya, oraya gösterdiği adayın kurmuş olduğu potlar var ya, belki de hani ben oraya bak böyle birini koydum, malınıza sahip çıkın mı demek istedi. Ben öyle olmasını diğer türlü olmasına tercih ederim. Keşke inşallah öyle söylemiştir. Hani ben oraya bir aday koydum, bir tane kasa koydum, böyle böyle ben yöneteceğim orayı da oraya birini koydum. Her yeri öyle yapıyor çünkü. Ben oraya koyduğum bu mala sahip çıkın demiş olmasını, insanların o soygun düzeninde insanları soyan, herkesin bildiği, gördüğü ama artık ses çıkaramadığı duruma tercih ederim. Açık söyleyeyim yani. Çünkü ne bir belediyenin malı, ne herhangi bir yerdeki mal Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya dışında. Dışında da malları var ya bunların. Burada Türkiye'yi açtılar. Buralarda işte Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı Bilal Oğlan. Onun dışında dolar üzerinden çeviriyorlar her şeyi. Gökhan Zon'a dolar mı teklif ediyorlar? Satın alıyorlar. İşte iddia ediliyor diyelim. Sinan Oğan'ı, Muharrem İnce'yi. Ben TL ile çalıştıklarını zannetmiyorum Ümit Özdağ'ların. Fatih Altaylı çıkıyor mesela, Ümit Özdağ güzellemesi yapıyor. Aynı lacivertler yani. Çünkü o duygu ve düşünce bu rejime sallıyor. Belli alanlarda sallıyor. Çünkü ikisi de, iki rejimin de aktörleri suçlu. Birbirlerine salladıklarında birbirlerine dokunamıyorlar. Çünkü rejim dağılır o zaman.
bu payları gider. Haliyle Fatih Altaylı çıkıyor, benim söylediklerime cevap veremiyor. Sen kralsın, aslansın, işte büyük paralar teklif ediyor size. İşte güce göre. Hani Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı var ya, fırıldak olurlar onlar güce göre diye. Böyle bir ortamda millete yansıyan ne? İşte birbirinize küfür edersiniz, hain dersiniz, terörist dersiniz. Bel bağladığınız işte bu falan diyerek insanlar sizleri yanlış yönlendirirler. Doğrulardan kaçarsanız da işte birçok şeyden kurtulamazsınız. Bu aktörler o kadar net kendilerini belli ederken, bunları size anlatabilecek olan insanları dinlememeniz, seyretmemeniz, görmemeniz, yani ne kadar anlatsan da hani insan küfür edebilir, der ki ya tamam ya, atıyorsun kafadan falan der. Eylemlerine baka kardeşim yani. Bir önce nasıl, bir sonra nasıl? Bunun adı siyaset değil. Bunun adı fırıldaklık. Arka planda döndürdükleri dolaplar, kazandıkları paralar, hepsi ortaya çıkıyor. Daha nasıl çıkabilir? Hem de hangi dönemde çıkıyor biliyor musunuz? Her şey istibdat dönemi, her şey kapalı. Hiçbir yerden bir şey, işte birbirleriyle olan yarışlarından çıkıyor bu. Bir yerde bir payını alamadığı zaman ötekini hop, işte adliyede dönen rüşvetler, FETÖ rüşvetleri, FETÖ borsası, bilmem ne falan, kapılara dayanmalar, herkesin malına. Nasıl yaptılar bunu biliyor musunuz? 8. Boydak tutuklandı. 10 sene sonra. Kayyum atanmış şirketlerine dünyanın en temiz, en pırıl pırıl insanları. Akın İpekler, Boydaklar, en pırıl pırıl. Dünyanın imrendiği ticaretlerini sadece Türkiye'de değil dünyaya yaymış, dünyanın imrendiği, kanun kural tanıyan, Allah kitap bilen, kendi Kayseri halkına yazıklar olsun. Bekir Boydak en son tutuklandı. Bütün Boydakları az çok hiç tanımadım. Yani birkaç tanesiyle görüştüm. Çünkü ben şöhret bir adamım. Gittiğim birçok ortamda, birçok farklı kesimden insanla da tanışıyorum ben. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Güller, Kayserililer, onlar bunlar, o günün kuralları, kanunları, bununla hareket eden insanlar söylüyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. Çünkü hepsi bal tuttu, parmağını yaladı, zengin oldu, çocuklarıyla, hanlarıyla, oturdukları yerleriyle, 3-5 kuruş maaş aldıkları Cumhurbaşkanlığı makamlarından milyarlarca dolarlık servetlere kavuştular. Ses çıkarabilirler mi? Suça bulaşmış insanlar ses çıkaramaz. Hoş, şu anda herhangi bir suçunuz var veya yok. Buna da ihtiyaçları yok. Çünkü adalet olmadığı için kafasına bozduğu zaman, ki kraldan çok kralcılar, aşağıdaki kadrolar da öyle. Sinirleniyor, trafikte sinirleniyor, evinden aldırır adamı yani. Hukuk yok çünkü. Mafyayı da çıkarmalarının sebebi bu. Bu kavga bu. İşte İçişleri Bakanı boyuna operasyon yapıyor. Kime? Mantı açana, börek açana, hapisteki yakınına bir şey yapana. Veyahut da rejimde ortaklık kurdukları ama zerre birbirinden hoşlanmayan insanlar, görev değişikliklerinde bir önceki dönemin soyguncularından pay kapmak için operasyon yapıyorlar terör örgütlerine. Onu idare etmişler. 20 sene, 25 senedir oradalar. İdare etmişler. Bir yerde para bitmiş, bir yerde kaynak lazım. Alıyorlar, arka planda anlaşıyorlar, soyuyorlar onlardan paraları, alıyorlar, bir dönem daha kullanıyorlar falan filan. Uyuşturucudan mı gelmiş, bilmem neden mi gelmiş? Umurlarında değil ki. Para olsun, nasıl olursa olsun. İşte ahlaksızlığın dip yaptığı, dindar gözüküp dini ayaklar altına aldıkları, dinin izzetini koruyamadıkları, dinin izzetini koruyanlara da hain dedikleri bir dönem kurdular. Yeni ortaklarıyla beraber. Bunun devamı yok arkadaşlar. Bu yolun devamı olmayacak. Bakın, kesin net bir tabirle söylüyorum. Olmayacak. Sonu olmayacak bunun. Bu anlattığım şeylerin bir düzen dahilinde devamlı gidecek. 20 milyar dolar vererek, satarak doları frenlemeye çalışıyorlar. 32 lira küsür oldu dolar. Yani Gökhan Zan'ın hesabıyla söyleyeyim. Ya 3 milyon TL olamaz değil mi diyor yani. 3 milyon dolardır diyor falan. 32 katı arkadaşlar. 32 katı. Hayalini edemeyeceğiniz, hayal edemedikleri için zaten suçlayamıyorlar. Kötü diyemiyorlar. Yok öyle bir parası toplumun çünkü. İşte Özgür Özel'e soruyorlar. Zaten bekliyordum diyor. Yani ben diyor öyle bir. Evet. Siz kimleri kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Toplum olarak söylüyorum. Kendimi değil.
Kendimi en son sıraya koyarım. En son. Acizler acizi bir adam olarak. Ne kadar temiz. Allah'ın kendisini gördüğünü düşünerek hareket eden insanları kaybettiniz siz. Bırakın hukuku, adaleti. Allah görüyor diyen. Bakın size bir hikaye anlatayım ben. Burada Amişler diye hani bir inanç grubu var. İşte yerini bilmiyorum yani. Bize buraya çok uzak ama geçmişte gitmiştim. Bana Peygamber Efendimizin döneminde yaşanan çok küçük bir kareyi hatırlattı orası. Müslüman değiller. Başka bir inanç, Amiş nedir, neyin nesidir? Ufak bir araştırma yaptım ama işte şeye bulaştırmayayım şimdi, anlatmayayım. Çünkü bilmediğim bir konu. Dediler ki böyle bir yer var. Gittik çocuklar çıplak ayakta geziyor. Tarlada çalışıyorlar. Hiç elektrik yok evlerde. Hiç kullanmıyorlar. Böyle çocuklar bir sağlıklı. Böyle yanaklar kıpkırmızı, mavi gözlü, pırıl pırıl. O aileler, kadınlar kafalarında örtü var. Yani böyle şey yok kadınların. Hani türban değil. Örtü var. Bazıları açık. Böyle acayip böyle bir hayatın içerisinde bir yaşam. İşte biraz oraya girdik, buraya gittik. Bir yerden dondurma aldık, bir yere gittik, bir şey yapacağız falan. Ondan sonra tam böyle merkezine girdik. Her şeyin net, inançlarının net uygulandığı bir yere girdik. Dedik ki girelim şuradan, bir yer gördük. Çok küçük böyle camdan bir dükkan. Girdik içeri. Ondan sonra birini arıyoruz yani. Orada peynir var, işte süt ürünleri var tabii. Tarım, çiftçiler çalıştıkları için. Onu arıyoruz falan. İşte böyle şeyler var, dolaplar var. Biraz şeyin dışına yapmışlar çünkü onların korunması lazım. Yapmışlar. Oradan bir gelir temin etmek için ürettikleri şeyleri satıyorlar. Yoğurt, süt, işte peynir. Aklımıza gelebilecek birçok farklı şey. Sebze, meyve, neyse. İşte eşimle beraber girdik, çocuklarım da yanımda. Aldık birkaç bir şey, parayı verecek, ödeyecek rakamları yok, hiç kimse yok. İngilizcemiz de o zaman bundan yaklaşık 13-14 sene önce. Yani buraya gelmemiştim ben daha o zaman. Amerika'yı bir ziyaretimde gitmiştim. Orada bir yazı İngilizce. Bugün daha net anlıyorum yani. Ondan sonra işte ne aldıysanız hesabınızı yapın. İşte parayı işte yandaki şu kutuya koyun. Ondan sonra koymazsanız siz bilirsiniz. Allah her şeyi görüyor. Bu bir ahlaki kriterdir yani. Emeğe karşılık verilendir. Hani çifter beşer maaşla hiçbir şey yapmadan devleti soymak, işte yalandan namaz kılıp birilerine ben de sendenim gibi göstermeye çalışmak, işte öteki tarafta bu yolsuzluk, hırsızlık, pislik, soygununu dini değerleri kullanarak işlemek falan filan. Bunun nerede karşılığı olur sorusunun cevabı herhalde cehennem olur yani. Kimse sonsuza kadar cehennemde kalsın istemem. Bir orayı tatsın belki cezasını görsün buraya gelsin falan deriz ama hani derler ya bazen lan bunu nasıl söylerler derdim. Şimdi düşünüyorum cehennem bile kabul etmez mesela bazı tipleri derler. Hakikaten öyleler yani. Şeytanlık da Ramazan ayında bağlanır, bağlanmıyor yani bunlar da. Nasıl bir boyutsa yeni ortaklarıyla nasıl bir ufka ulaştılarsa zalimlikte, zulümde İnanılmaz bir şey. Mülk Allah'ındır. Amenna. Amenna yani. Hani Altınok demiş ya Ankara şeyi. Ya bir taraftan bakıyorum hiç tanımam. Allah şahit yani. Hayatımda görmedim. Adayla koyduklarında hatta şunu dedim. Ya bu adamı nereden çıkardılar? Bir ufak bir ilçede herhalde belediye başkanlığı yapıyormuş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. İsmini bile söyleyemiyorum düşünün yani. Adamın konuşmalarındaki, ifadelerindeki meclis toplantılarını zaman zaman seyrettim burada. Hani belediye meclis toplantılarını. İşte halkla konuşurken halk teşekkür ediyor, işte siz diyor falan siz. Adamın oradaki payesi belki görüntü olarak diyenler oluyor falan. Ne olursa olsun topluma verdiği mesaj, o duygu ve düşünce, içini bilemem, içini Allah bilir. O kadar güzel bir şey ki. Bana niye teşekkür ediyorsun? Benim görevim bu diyor. Ben maaş alıyorum, size bunu yapmak zorundayım diyor. Sizi bu duruma getiren insanların hatalarını ben telafi edeceğim duygusuyla. Ufak da olsa kendi bölgesinde, kendi muhitinde ki Türkiye'nin çeşitli şehirlerine de yardım götürüyorlarmış takip ettiğim kadarıyla. Birçok farklı belediye bunu yapıyor belki ama işte bu o kadar güzel bir şey ki yani değerlerimiz nispetinde insana bakan yönüyle
Bana göre bu bir inanç. Namaz kılıp kılmaması önemli değil ki benim için. Verilen emaneti nasıl temsil ettiği önemli. Bana emanet verilecek. Ben oradan kimsenin haberi olmadan bir şey çalacağım. E Allah? İnanmayanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Bu insanı inanmayın. Hani Allah inanmıyorsunuz başka bir şey. Bu insanın otokontrolüdür. Eğer bu inanca sahipse bir insan, Allah diyorsa, peygamberin yaşamını biliyorsa, hani bütün peygamberlerin, İsa'nın, Musa'nın, Davut Aleyhisselam'ın neyse yani, onlara inanmazsak Müslüman olamayız ki biz yani. Bunlara da inanan insanlar var. Farklı şekilde inanıyor olabilirler. Hiç önemli değil. Bizim düşündüğümüz gibi inanmıyor olabilirler. Burada birçok arkadaşım var benim. İnanın bana, temizliklerini gördüğüm zaman ben kendim utanıyorum yani. Ama insanın nefsine karşı da devletler, ülkeler kurallar, kanunlar çıkarır. Nefis vardır. O nefsin, hepimiz hata yaparız. Onu yapmamak için de, otokontrolü sağlamak için de kanun, kural, denetleme mekanizması kurarlar. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Adam, ülkeyi yönetenler Allah'ı çıkarmış. Allah'ı yok sayıyorlar yani. Veyahut da Allah'ı kandırdıklarını düşünüyorlar. Diyorlar ki ya işte biz en azından alnımız secdeye değiyor da falan. Bizim gibi insanlar kazansın falan. Yok öyle bir şey. Hiçbir peygamberin yaşamında böyle bir şey yok. Tam aksi, senin gibi düşünmeyenler için senin böyle yaşaman lazım. Bir temsili uygulayabilmenin yolu budur. Benim gibi düşünenler körler, sağırlar, biz oturalım beraber, bizim gibi insanlar kazansın deyip bir sürü pislik yapalım. Ne güzel dünya. İşte siyasetin bizleri getirdiği nokta burası. Bizleri siyaset buraya getirdi. Bu ayrışmayı getirdi. Zaten o dış güç, senelerce bir sürü savaş ismi sayıyoruz değil mi? Niye Gazi, Antep, neden Kahraman, Maraş? Kurtuluş savaşı mücadelesi veren bir toplumun veya oralarda buraları ele geçirmek isteyen insanların, dış deyin, iç deyin, ne dersin? Artık içinizde bitti o. Bütün yumruk atanlar, hakemlere yumruk atanlar, işte hangi dosyalardan çıkarıldı, kim ajan, kim Türkiye'de gazetecilik yapıyor, bunları gazeteciler anlatır. Ben takip ediyorum, görüyorum net de, görmeyenler. Şimdi böyle bir tablo var, böyle bir hesap var Türkiye üzerinde ve sıkışmış, çalmış, soğana, soyup soğana çevirmiş, imza attığı uluslararası anlaşmaların dışına çıkmış, onların kucağına düşmüş ve yıllarca oraları ele geçirmek isteyen insanların topraklarının ağzından iki dudağı arasından çıkan sözüne bakılan insanı olmuş. Ne güzel dünya değil mi? İstedikleri gibi yönetirler. Ben şuna inanmak istemiyorum. Yani bu gidişat arka planda hani dünya okumalarına baktığınız zaman, medyaya baktığınız zaman, Türkiye'nin durumuna, buraya gelip gitmelere baktığınız zaman, Orta Doğu'da yaşananlara baktığınız zaman, hani birilerinin bir plan dahilinde yıllarca bu noktaya kadar olup bir yere geldiğinde ona müsaade etmeyen, öyle olmasına müsaade etmeyen insanların ayıklanıp, bu global bir şekilde de ayıklanıp, sadece o ülkede bunu yapan Cumhurbaşkanı veya ortakları değil, global bir şekilde ayıklanıp bundan sonraki süreci böyle idare ederek acaba ülkeyi bölmeye mi çalışıyorlar? Zaten zihinsel olarak bölünmüş bir ülke Türkiye. Siyaseten, öyle mi? Birbirinden nefret eden kitleler var. Trabzon'da gördünüz. Bu futbol sahalarına yansıyan tarafı. Çünkü geniş kitleler buluştuğu zaman bunu kullanmak isteyenler de olacaktır. Ekonomi konuşulmasın, enflasyon konuşulmasın. Biraz daha biz idare edelim. Birkaç belediye daha kazanalım. Birkaç seçim daha kazanalım. Bunu global yapılar ne istiyorsa onlara onu verene kadar biz burada kalmalıyız. Onlar da onu istiyor zaten. Ses çıkarmıyorlar. O açıdan ülkem adına üzülüyorum. Açık söyleyeyim. Dua ediyorum. Ülke insanımın layığıyla hakkaniyetli bir şekilde bazı şeyleri görmesi. Benim yaşadıklarımı görmenizi değil. Bakın dikkat edin. Kendimle ilgili bir şey söylemiyorum. Onu anlatabilirim sabaha kadar. Bana yapılanları. Ya nasıl oluyor ya falan. Bana diyorsunuz ki iki kelime söyle gel. Onlar söyledi zaten bunu. Arkadaşlar ben bunu şu anda üzerine gidilen işte FETÖ denilen, cemaat denilen bir hareket için yapmıyorum ki. Ben bunu hak için yapıyorum. Ve tam tersi bu iktidarın karşısında muhalefet olarak gördükleri için yapıyorum. Ama onlar bunu anlayamıyor.
Sen o taraftasın diyor mahalleci. Ben hani bir şey olsa onların eline geçse iktidar, onlar da bana aynısını yapacak tarzda konuşuyorlar. Çoğu, çok anlayanlar, bilenler, bilinçli insanlar var. Ben hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir makam istemedim hayatımda kimseden. Allah'tan başka. Seni adam milletvekili yaptı. Hadi oradan. Milletvekili ya. Beni millet seçti. Beni federasyon başkanlığına aday olmaya hazırlanırken, hani öyle düşüncem varken, damadı var onun bir tane, altın varak deniyor ona. Çünkü onun eliyle bir sürü şey yapıyor. 600 sayfalık iddianamesi, şike dosyasından ayıklanan bir damadı var. Tapelerde geçiyor bu. Ben demiyorum bunu. Efendim bunu bu tarafa alsanız da bizim federasyon tarafında olmasın. Bunun ismi çok büyük. İşte o ortaya çıkarsa falan diye tapesi var adamın. Evet, kendi alanımda, futbol alanında bir şeyler yapıp bugün bu yaşadığınız rezillikleri yaşamayın diye her dakika beni Allah görüyor gibi takım tutabilirim. Bu ayrı bir şey. Adaleti tesis etmek, hakkı hakkına temsil edebilmek için mücadele etmek kadar onurlu bir şey olamaz ya. Öbür taraf için. Güzel bir şey olamaz yani. Ben buna inandım hep. He, hata yapmadım mı? Yanlış kelimeler kullanmadım mı? Ben insanım, ben peygamber değilim ki. Yani okyanusta bir zerre kadar bir şeyi yapmaya, uygulamaya, kendi kafamın yettiğince namuslu, ahlaklı, dürüst olmaya çalışan bir adamım. Çalışan diyorum bakın. Olan demiyorum. Her şeyim dört dörtlük doğru da demiyorum. Ama ben bugün bunları hak edecek bir şey yapmadığımdan adım gibi eminim. Benim babam mahkeme salonunda söyledi bunu ya. Ben Sermet Çükür'ün oğluyum. Kesilmedik yeri kalmamış. Yapmadıkları zulüm kalmamış adamın oğluyum ben. Onun için diyorum soranlara ilk gitti. Babama sarılacağım inşallah sağlıkla 80 yaşını geçti. Çekmediği kalmadı. Gidip sarılabilmeyi nasip etsin Allah. Ötede inşallah hani bu yaşadığı sıkıntılar inşallah kefaret olsun. Öyle diyelim. Çünkü kendimizi avutabileceğimiz nokta bu. Birçok insan yaşıyor bunu. Herkese böyle bakabildikten sonra biz insan olabiliyoruz. KHK'lılar. Bakıyorsunuz çok takip edilen, çok hesabı olan Fatih Portakal gibi şeyler. Bir tane askerin erin mektubunu okuyor falan, duygularını anlatıyor. Ya yıllarca bunun gibi binlerce, on binlerce insan var. Görevlerinden atılmış, tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir suç bulmamış. Dışarıda bu insanlar. İçeride olanları da var. Yeni yeni hapishane yapmayı, başkalarını da içeri atabilmek için çırpınmayı maharet sayıyorlar. Onların inşaatından kazandıkları, çaldıkları paralarla Türkiye'de böyle bir kapalı ve açık hapishane kültürü yarattılar. Neden? Çünkü suçlular. Gerçekte olması gereken onlar. Yarın öbür gün o hapishanelere bugün bu iktidarı destekleyip büyük suçlara bulaşmış insanlar atılmayacağını kimse garanti edemez. Çünkü onu sevmeyen rejim ortaklığı kurmuş diğer suçluların böyle apartta beklediği ve gücü ele geçirdikten sonra Atatürk üzerinden işte o kesimi de kullanarak o insanlara neler yapabileceğini, bunlar gerçekten suçlu. Şimdikiler değil ama onlar gerçekten suçlu olmuş olacak. Bu sefer kanunu hukuku getirdiklerinde bu kanuna bu hukuka göre sen bunu yapmışsın gel bakalım içeri dediklerinde itiraz edemeyeceksin. Hiç suç işlememişi de attıklarında sana diyecek ki veya ona diyecek ki arkadaş sen liderin veya bunları yaparken sen bu adamı destekledin. Bu sistemin gelmesini sen istedin. Bu hukuksuzluğun gelmesini bu vesileyle sen istedin. Gir bakalım biraz da sen içeride oku Kur'an. İşte o zaman o Kur'an'ı veya o şeyleri okuduğunuzda gırtlağınızdan geçerek okuyacaksınız. Sadece sesli değil. Ne dediğini o zaman anlayacaksınız. Ben onu anlamayın diye onu bugünlerde suçsuz, günahsız bir şekilde yaşayan KHK'lılar ve birçok şeyi benim gibi. Ben de öyleyim. Ben de bir nevi KHK'lıyım yani. Her yerden atıldım. Her şeyim alındı. Sizin her şeyinizin alınması kadar suçlu olarak hani Shakespeare'e diyorlar ya hanımı diyor ya işte çok üzülüyorum falan işte hiçbir suçun yok seni asıyorlar falan diyorlar. O da dönüyor. Ya suçluyken mi assalardı diyor ya. Düşünebiliyor musunuz haklı olmanın güzelliğini? Haksız bir şekilde bunları yaşayan insanların
bunun karşılığında bir hak olduğu, Allah'ın da bir planı olduğu gerçeğini unutmamaları lazım. Ben devamlı söylüyorum, yazıyorum, ediyorum, konuşuyorum. Ya bana helal olsun falan. Bunu kafamdan uydurmuyorum ki ben. Ben bunları geçmişte okumuşum, içime sindirmişim, böyle yaşamaya çalışmışım, hatalar yapmışım, yanlışlar yapmışım ama suç işlemedim ben. Fenerbahçelisi suç işlemiş yöneticilerini savunmak için, öyle mi? Suç işlemiş, ceza almış net yani. Savunmak için sana hain diyor, ben Galatasaraylıyım diyor. Hain, teröristsin sen. Ya arkadaş bununla ilgili bir şey söyle diyorsun, söylemiyor. Öteki AKP'lisi hırsızlık yapmış, pislik yapmış, her türlü bilmem neyi yapmış. Mal diyor sana adam. Malınıza sahip çıkın diyor. Kimin malı o? Allah Kur'an'da diyor yani namazda söylüyorsun. Mülk Allah'ındır diyorsun. Onu nasıl algıladığına bağlı. O metin neydi o? Bir tane vardı ya. Affedersiniz. Çok affedersiniz dangalak. Yakalanıyor bir akraba ile işi bilmem ne bir yere koyma işi. Gazeteci soruyor ona memleketinde Adıyaman'da. Şey demiyor mu diyor cumalarda diyor işte önce akrabayı bilmem neyi falan. Ulan hırsızlık yapın, yaparak mı yapın diyor onu. Gücün varsa helalinden bir şey kazanıyorsan benim gibi alırsın akrabanı. Ben bakmadığım akrabam yok benim. Hepsinin tek tek kapısına gidin. Sadece onların iflahını kesmediniz ki siz. Mardin'de, Batman'da, Türkiye'nin birçok yerindeki insanlara benim yetebildiğim. Bir sürü de insan vardır yetebilen. Onların da iflahını kestiniz. Onun içinde Türkiye bugün bu ve bunun gibi şeyler yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor. Biraz sorularınıza bakacağım. Bir saati 15 dakikayı da sorularınıza bakacağım. Arkasından da yayınımı bitireceğim. Yargı suç işlemiş. Evet, kral hasta mı oldun demiş. Evet. Ramazan malum Allah kabul ederse ben 9 yaşından beri çok şükür orucumu bırakmadım. Anneme babama Allah razı olsun. Hani çok sosyal demokrat ailelerde ama biz böyle yetiştik. Hani o bir üzerimizde bir miras gibi açıkçası öyle söyleyeyim. Hastalık da yaşadım hava değişimlerinden antrenman programlarım Ramazan'da da devam ediyor benim burada. Haliyle geceleri böyle iftardan sonra ciddi bir yükleme yapıyorum. Gündüzleri de böyle geçirmeye çalışıyorum. Bu kadar da konuşuyorum üstüne. Şöyle söyleyeyim, evet hastalık var. Dua ederseniz Allah şifa versin diyelim. Çok teşekkür ederim Alp Aslan Bey. Eksik olmayın. Forman var mı? Formam yok. Eskisi gibi forma artık takımlardan alıyorduk, giyiyorduk, ediyorduk ama artık satın alınabilecek formalar var. Birkaç hediye geldi. Onları belki böyle bir kurayla bir gün bende hiçbir şey kalmasın bu dünyaya ait. Onları size veririz. İnşallah kim kazanırsa. Gökhan Zan'a inanıyor musun? Ne dediğini bilmiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani ortaya çıkan tablo, ses kayıtları, muhalefet tarafından dinlediklerim zaman zaman sosyal medyada gündeme. Olmaz diyemem. Ben de. Benim takımımda oynamadı. Galatasaray'da oynadı ama benim dönemimde oynamadı. Öyle söyleyeyim. Özgür Özel'in düşünceleri nispetinde şeyler düşünüyorum hakkında. Bu dünya paranın böyle çok kolay yollardan kazanıldığı, yorumculuğun, televizyonlarda program yapmanın bu kadar basit olduğu ve orada yorum yaparken ekmeğini nereden aldığını bilen, bu rejimden istifade eden insanların gerçekleri söyleyemeyeceğini bilerek söylüyorum. Söyleyemezler. Geçen işte sosyal medyada da attım. Türk kanallarından birkaç spor programı seyredeyim. Ne diyorlar yani? Görüntüler var. Biz maç oynandı. Hemen yayını yaptık. Hata yaptık. Yanlış yaptık ki doğal yani. Çünkü öyle bir ortamımız yok maalesef. Her şeyi göremiyoruz. Trabzon tarafından mı bakılmalı? Fenerbahçe tarafından mı bakılmalı falan duygusuyla biz gerçeklerden kaçıyoruz yani. Gökhan Zan olayında ben böyle bir şey olduğuna %1 milyon eminim diyemem. Böyle bir iddia var ama geçmiş dönem yaşananlara, Sinan Oğan'la ilgili, Muharrem İnce'yle ilgili, Ümit Özdağ'la ilgili, Meral Akşener çocuklarıyla ilgili, belediyelerden yapılanlarla ilgili, işte İyi Parti'nin işte o ödeneklerden alınan paraların ortadan kaybolmasıyla ilgili, yani satın alma üzerine, hani mal ve satın alma. Zaten ülkenin başındaki insanın tabirinden anlıyorsunuz. Malınıza sahip çıkın.
suçu, hatası, bir şeyi yoksa bile içeri atılma ihtimali olan insanların FETÖ dediği. Şimdi Gökhan Zan'ın bir kere FETÖ demesi suçlu olduğunun en önemli simgesi. Birisi demiş ki at gitsin. Çünkü affedersin bir tarafı sıkışan onu diyor. Ben güldüm. Hakikaten böyle bir kahkaha attım. Hanım ne yapıyorsun dedi. O sırada tweet attım zaten. Yani nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Yani oyuncu arkadaşlarım böyle çok var. Bana göre Emre Belezoğlu'nun da bunlara ihtiyacı yok. Artık takımlar da lüfe dağıtılır gibi dağıtılıyor. Rejime yakın, onun gibi konuşan, onların yanında fotoğraflanan insanlar takımların başına getiriliyor. Birçok arkadaşım var böyle şikayet eden. Ve belli bir süre sonra dayanamıyor, geçim derdi bilmem ne falan, iki kelime söyleyerek bir şeyler yapıyor. Artık her şeyi ele geçirmiş, malınıza sahip çıkın derken her şey bizim. Biz ezeriz, basarız, geçeriz, satın alırız duygusuyla hareket eden insanların olduğu bir yerde hiçbir şey olmaz diyemiyorum yani. Yani oruçlu olduğum için evet bu yapmıştır falan, yapmamış olması çok az bir ihtimal. Ben o ihtimale sarılmak isterim. Keşke. O ihtimale. Keşke. Bedeli, bir sürü insanın kanı, zulmü üzerinde inşa edilen bu rejimin destekçisi para karşılığında da olmak, Allah'a sığınırım, Allah'tan korkarım. Yani yoksa birçok insan diyor ki çekilebilecek sıkıntı değil bunlar falan. Bilmiyoruz işte bu sıkıntı mı, bir güzellik mi, onu bilmiyoruz. Fenerbahçe ligden çekilebilir mi? Ben çekilebileceğini zannetmiyorum. Ama benim yayınlarımı takip ederseniz Fenerbahçe üzerinden dönen dolapları zaman zaman anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray üzerinden, Galatasaray'ı Fenerbahçe ile kapıştırma düşüncesini, iki tarafa da yapılanları, şampiyonluk mücadelesi nispetinde her yeri ele geçirmek, daha doğrusu her yeri ele geçirmiş, malınıza sahip çıkın derken ki kasıt bu. Ufağını kaybettiği zaman onu tekrar alabilmek için bir hırs bu. Her şeyi yapabilme kudretine sahip olan insanların böylesine büyük camiaları bankalar birliğiyle veya başka nedenlerle ele geçirmiş olması bütün kulüpleri ve oradaki tam hakimiyeti kurabilmesi için Aziz Yıldırım'ın bile hapishanede ana avrat küfür ettiği ülkenin cumhurbaşkanına bugün güzelleme yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Aman Allah'ım diyorum yani. Allah'ım şükürler olsun diyorum yani. Düşünebiliyor musunuz yani? Yani şu kulaklar şahit olmasa önündeki tapeleri açmış avukatıyla okurken bunun Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını bilme edasıyla ana avrat küfür eden Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekiliyim ben AKP'de. Onu sakinleştirmeye çalışan ya başkanım ya lütfen falan demeye çalışan ki çok ağzı küfürlü bir insan kendisi. O gün tanımıştım hapishanede. Göksel'e küfrünü, o da şike dosyasından niye ayıklandı deyişini daha önceki yayınlarda anlattım ama buradan girip buradan çıkıyor toplumun birçoğunda. Benim söylediklerim çok fazla haberleşmiyor veya işlerine geldiği gibi mahallelerine göre değerlendiriyor muhalif kesimde. Şimdi böyle bir tabloda birbirini sevmeyen insanların ortaklığı. Ben Fenerbahçe Kulübü'nün Aziz Yıldırım'ın kongredeki delegelerdeki onun döneminde en yüksek orana ulaştığı söyleniyordu. Ceketini koysa kazanır diyordu hatırlayın. Bu kadar güzelleme yaptığı ve suçluluk psikolojisiyle yargıda dosyasının tam kapatılmadı ama onu bir tehdit olarak kullanıyorlar. Onu kullanarak yeni dönem Ali Koç'un zaten yayında söyledim bir daha söyleyeyim. İşte ben bu seneden sonra bırakıyorum demesinin bir yerle sıkışık bir durumda olduğunu ifade eden tavrının Aziz Yıldırım'ın o delegelerle Fenerbahçe'nin yeni başkanını Aziz Yıldırım desteğiyle Tayyip Erdoğan'ın istediği bir kişi olacağını düşünüyorum. Tam ele geçirme, yıllarca düşündüğü, uygulamak istediği zaten iyi de bir Fenerbahçeli olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Orayı ele geçirerek siyasetin zaten Galatasaray o derin yapının aktörlerinin içeride olduğu dönemler onlar hizaya getirildi. İnan Kıraç işte Koç ailesinin o da bir ferdi. Onu Nuri Gökhan Bozkır'la o yayınımı seyrederseniz anlayacaksınız. Tam bir hakimiyet. Ben de diyorum ki yani mülk Allah'ın ama madem siz istiyorsunuz bütün mülkleri, bütün malları
kendi mallarınız da dahil, hepsini alın. Belediyeleri. Bakalım kime peşkeş çekeceksiniz? Hangi global yapıya muhtaç olacaksınız? Veya nereye kadar alıp götüreceksiniz? Onu ben çok merak ediyorum. Ama bizler bunu görmeden toplum uyanırsa, bu yayınları da bunun için yapıyoruz. Bu düzeni değiştirirse hukukun, evrensel insan hakları kaidelerinin, demokrasinin rücu ettiği bir ülke haline gelirse herkes için güzel şeyler yaşarız. Yeni yeni sıkıntılara mahal vermeyiz. Yani ben Fenerbahçe'ye bakış açımın benim hiçbir nefretle olmadığını beni çok iyi tanıyanlar bilir. Ama benim üzerime hiç hak etmediğim şeylerle gelen insanların söylediklerime bir argüman geliştirmeden veya bir fikir beyan etmeden direkt olarak bu rejimin hiç sevmedikleri ama mecbur kaldıkları bu rejimin ifadesiyle o kelimeyi veya böyle küfürlü, hakaretli şeyler söylüyorlarsa, mesela bir tane çok takipçili Oğuz diye bir çocuk da geçen yazmış. Recep Tayyip Erdoğan işte İçişleri Bakanlığı işte bunun hesabını neden Türkiye'de kapatmıyorsunuz bu hainin, teröristin demiş. Benim mahkeme kararım yok. Düşünebiliyor musunuz? Adamın içinde bulunduğu, para kazanmak için o hesapları açmış, belli etkileşim için yapıyor bunu. Ve bunu söylüyor, ben bu arkadaşa dava açtım. Açtım. Hukukun gücüne inandığım için, Allah'ın adaletine zaten inanıyorum. Ona hiç şüphe yok. Darmadağın olmuştuk bu yani. Söylediğim şeylerde, belgede eksiklik yok ki. Ben neyse onu söylüyorum. Kendi kafamdan uydurmuyorum ki. Yaşadıklarımı ayrı anlatıyorum. Belgeli, delilli, verilmiş cezaları ayrı anlatıyorum. İşte bunu duymak istemiyorlar. Neden? Rejime yanaştılar. Rejime yanaşıp onların da hırsızlıkları, bunların bilmem neleri, ötekinin cinayetleri, katillikleri, 17 bin faili meçhulü. Böyle bir sistem kurulmuş. Birbirlerinden güç aldıkları için bu adaletsizlikten seni ona şikayet ediyor. Düşünebiliyor musun? Adam pisliğe bulaşmış, pislik, şike yapmış ağababaları. Bulaşmış, cezasını almış. Sen bunu onların bütün medyanın yazdığı gibi ifade ediyorsun. O seni bir hırsıza şikayet ediyor. Tarihte böyle bir şey görülmemiştir yani. Böyle bir şey yok yani. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü o da sıkışmış, o da sıkışmış. Bunun da var. Yargı ellerinde. Ben buradan alabiliyorum payımı. Türkiye'de onun için böyle rahat yaşayabiliyorum. Ben böyle yapacağım. Öyle değil o işler. Oğuz kardeş, eğer seyrediyorsan, takip ediyorsan, siz de beğenilerinizle kendisine iletmeye çalışın. O işler öyle değil. Önce altına pisletmeyeceksin. Altına pisletenlerin hepsinin FETÖ demesinin tek sebebi budur. Gökhan Zan. FETÖ'yle ne alakası var? Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. 10 senedir temizlendi. Ama hala ne diyorlar? Dikkat edin, hiç çıkarmıyor. Hep FETÖ. Hep FETÖ. Lan nasıl devletsin sen? %100 her yerden temizliği yaptın. Kendi kadrolarını koydun. Ötekine bilmem ne yaptın. Onu da FETÖ yaptı. AKP'nin il başkanlığı binasında konuşuyor. Adamla tuvaletten. Affedersin, mıçarken. Ses kaydında öyle en azından. Kendi söylüyor, ben söylemiyorum. Sonra bir bakıyorsun, FETÖ yaptı. Bir karikatür gördüm. Ya işte toplumu aptal yerine koyuyorlar diyeceğim ama topluma bakınca bu sözümden vazgeçiyorum diye bir karikatür yapmışlar. İşte böyle bir toplum olmaktan kaçın, uzaklaşın. Ben şuna inanıyorum ki her yalan, her olmayan bir şey, her haksızlık onun üzerine bu kadar çok gidilerek yok olur. Komik hale gelir artık. Düşünebiliyor musunuz acizliklerini? Bana FETÖ diyor. 15 Temmuz üzerinden bir şey inşa etme. Benle ne alakası olabilir? Yok ki öyle bir şey. Zaten hani herkes bir şekilde tiyatro olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu, Osu, Busu, Selahattin Demirtaş hepsi söyledi zaten. Ama söyleyenler hapiste veya bir yerde olamıyor. Onu da ifade edelim. Evet. Bu rejimi inşa etmek için yaptılar bu darbeyi. Uluslararası destekçileri de var tabii. Tahmin ettiğimiz ülke isimleri var. Yani Rusya bunlardan biri zaten. Söylüyorlar açık açık kaynaklardan. Bir de gerçekten bunun en tepesindeki bir ülke var ki surely ve slowly her şeyi görürsünüz yakında. Hani bazı ülkeler sadece Türkiye değil kumpasa gelen.
bazı ülkeler, o coğrafyada hesabı olan bazı ülkeler kendi aralarında da birbirine kumpas kurmuşlar belli ki. Ama en güçlü olan kimse, kim olduğunu artık bilmiyoruz. En güçlü olan kimse, onların bir politikası vardır. O da şöyle ifade edilir. Slowly ve surely. Taş yerine oturur. Evrensel insan hakları olsun, hukuk olsun, özgürlük olsun. İsteyen istediğine inansın. Hakan Ünsal hakkında ne düşünüyorsun demiş. Gerek yok yani. Vızırt. Sinek ikili diyorum yani. Sinek üçlü diyelim ona. Çünkü sol bek oynuyordu. Bulunduğu sohbetlerden bizlerden daha fazla oluşlarını nasıl idare etti? Herhalde hanımının cemaatinden idare etti. Oraya geçince bu tarafa laf söylemeye başladı bizim üzerimizden. Utanmaz. Ahlaksız. Ahirette inşallah hesap sorarız. Bu dünyada hukuk önünde zaten Okan Buruk hakkında yani başarılı bir antrenör. Okan Buruk. Galatasaraylıların sevmesi gereken, büyük emek veren, fedakar biri. Başarılı bir futbol adamı. Ne etliye ne sütlüye öyle işini devam ediyor. Güzel. Galatasaray'ın şampiyonluk resimlerinden keşke ben yapabilsem onu. Keşke. Hani bu kadar sevmesem ben yapabilsem. Çıkarın benim resimlerimi. Hiç benle ilgili hiçbir şeyden bahsetmeyin desem. Yapamıyorum ki yani. Her şey görüntü kaynak yani. Her şey var. Yapamıyorum yani. Çok emek verdim ben. Çok çalıştım. Bunları bilenler bilir. O açıdan evet eski arkadaşlar. İbrahim Yazıcı'nın cenazesinde görmüştüm. Bursaspor'la ilgili. Evet Bursaspor herhalde son ligden de düştü. Böylesine büyük bir camianın büyük potansiyelin bu hale gelmesi üzücü. Ayrı bir program konusu. O küçüktü sen büyük demiş. Estağfurullah. Büyük olan Allah. Geleceğin spor bakanı olacaksın. Allah korusun. Bu düzende. Öteki düzeni bilmiyoruz. Liyakatli, bu işi yapan, bürokrat, dünyayı takip eden insanlar olsun. Bizler duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi bu millete istifade edeceği şekilde veririz. Ne biliyorsak destek oluruz. Gerek yok. Estağfurullah. Duruşunuz ve ülkenize olan sevgi yüz binlerce insana ilham oluyor. İlham olsun. Hiç merak etmesinler beni seyredenler. Sizden önce çok güzel bir annemle konuştum. Türkiye'de çok büyük sıkıntı yaşayan bir annemle. Ona da söyledim, size de söyleyeyim. Çok rahat olun. Kolay değil. Sana oradan söylemesi kolay diyebilirsiniz ama benim de yaşadıklarım kolay değil. Ailemin, çocuklarımın tek olsam her şeyin üstesinden gelirsiniz kolay ama işte orada da eş fedakarlığı görüyorsun, çocukları görüyorsun. Hepsi Allah'a çok şükür pırıl pırıllar. Şunu söyleyeyim. Benim görevim ilham olmak değil. Sizler zaten kendinize inanan, hatalı veya suçlu olmadığınıza inanan, dua eden ama her şeye rağmen bu sıkıntıları yaşayan insanlarsınız. Ben Allah'a inanıyorum. Bu anlamdaki güzel insanlar, kendi içinizdeki imtihanlar, nefsinizle mücadeleniz kazanıldığında her şey bir yere varacak. Tertemiz, pırıl pırıl insanlar tanıdım ben. İçinde olup olmamak önemli değil. Birçok insan içinde de değil zaten. Tanıdık. İnşallah Allah fereç ve mahreç nasip etsin. Tez zamanda felaha kavuştursun hepsini. Olacak inşallah. Yani ne var? Hırsız mı kazanacak yani? Katil mi kazanacak? Allah insanı yaratırken böyle yaratmış, nefsine uymuş, pislik yapmış. Görülmemiş yani. İnanıyorsam da ben buna, bunun böyle olmayacağından adım gibi eminim. Ne zaman olur? İnşallah tez zamanda olur. Çok küçük. Allah azametini, ben öyle, bu benim kendi düşüncem. Allah azametini çok küçük bir şeyle gösterir. O kendini çok kudretli görenlere çok küçük bir şeyle. Ve o küçük bir şeyi gördüğünüz anda, aa bu kadar mıymış ya falan dediğiniz an asıl sizin sınavınız başlayacaktır. Onu da söyleyelim. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Lokman bu sene şampiyon kim olur demiş. Bilmiyorum yani. Hiç bilmiyorum. Emin değilim çünkü yaşananları görünce böyle bir öngörü futbola göre çok doğru olmaz.
Evet. Ahde vefa. Beni arayan soran yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Yok öyle. Emre Belezoğlu nerede demiş. Emre Belezoğlu'nun bir suçu yok arkadaşlar. Biraz hastayım. Şu camı kapatacağım. Kusura bakmayın. Arkamdan biraz şey vurunca, rüzgar gelince benim ışığım da gözükmeye başladı burada açıdan. Şöyle yapsam daha iyi olur. Keşke atmasaydım dediğin gol olur mu yani? O niyetle, o görevle çıktığım bir şeyde öyle bir keşkem yok yani. Keşke atsaydım dediğim var. Mesela Galatasaray'a hiç golüm yok. Çok istedim atmak. Galatasaray'a. Hakikaten çok istedim. Arkadaşlarım bilir Bursaspor'da, Sakaryaspor'da oynarken. Nasip olmadı bilmiyorum neden. İstememin sebebi de yani göze girmek, onlar tarafından beğenilmek. Bir tek Galatasaray istemedi o dönemlerde. Beşiktaş, Fenerbahçe kaçırdı. Herkes istedi. Bir tek Galatasaray istememişti beni. Nasip böyleymiş yani. Kendi kaleme attığım gol var. Evet, Manchester United maçında 3-3'lük maçta. O bilerek değil, ön direkte kafaya çıktık adamla. Benim kafama çarpıp 3-3'lük maçta gol atmıştım kendi kaleme. Onu söyleyebilirim. İnsan sevdiğini üzmez demiş. Yo, ben öyle bakmıyorum yani, profesyonel bakmak lazım. Evet, insan öyledir. İnsanların seviyesi vardır yani, o size bağlı biraz. O seviyeyi yakalamak veya o seviyeye düşmek. Beşiktaş'ta Semih milli takımda kadro dışı kaldı. Bilmiyorum sebebini. Sizden duydum. Neden acaba? Kadro dışı kalmamıştır büyük ihtimalle. O mevki, yani oynadığı mevki biraz dolu bir mevki. Ondan olabilir. Çünkü genç bir oyuncu daha. Daha ilk defa çağrılmış olması güzel. Yanlış bir şey yaptıysa bilemem tabii. İtalya yıllarım çok uzun hikayeler. Süper Kupa Trabzon'da oynansın demiş. Çok zor artık bugünkü yaşananlardan, şartlardan sonra. Murat Başkan, Sancak neden başkanlığı bıraktı? Bilmiyoruz. Günü gelince şeylerini saklıyorum. Açıklamalarını. Açıklamaları yaptığı günlerin delilleriyle veya onun söyleyecekleriyle yargı önüne çıkar mı bilmiyorum. Mahkemeye verdim ben. Ne durumda bilmiyorum. Avukatımla iletişim kuramıyorum çünkü. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Daha doğrusu yani avukatlık. Benim adıma avukatlık yapmak zor Türkiye'de. Fenerbahçe şike yaptı mı? Yani UEFA listesinde yaptı diyor. Yani şike yapan takımlar listesinde. Kas davası olmadı. O konuşulunca da kızıyor arkadaşlar. Niye kızıyorsunuz anlamadım yani. Kapatın konuyu, geçin. Bugüne bakın. El alemi yapmadıkları şeylerle suçlayacağınıza, kendi yaptığınızı demeyeceğim. Hiçbir Fenerbahçeli yapmadı onu. Ama sahiplendikçe yapmış kabul ediliyor biliyorsunuz. Aynen bu rejimin hırsızlıklarını sahiplenenler gibi. Bence üzerinde çok fazla durmayın. Geçti gitti o. Ama sabah akşam bana küfür edenlere verilecek cevabım da var elbet. Onu da söyleyeyim. Leeds maçında attığın golü anlat. Çok anlattım onu. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir gündem yayını açtım. Yayın başlığını değiştireceğim. Özel gündem ve malınıza sahip çıkın. Bence insanlığınıza, vicdanınıza, değerlerinize sahip çıkın. Beni de daha fazla estağfurullah, konuşturmayın diyeceğim. Güzel günlerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.